Şimdi Haziran aylarında Afşin'de Yemliha yürüyüşü düzenleniyor arkadaşlar. Bu Yemliha yürüyüşü işte Yemliha'nın şehirden ekmek alıp tekrar mağaraya dönmesini canlandırıyor. İnşallah Haziran ayında yine basın yoluyla haberiniz olursa hepiniz biz Yemliha yürüyüşüne buradan davet etmiş olalım. Şöyle 7 kilometrelik yol, yürünür yani, yürüyoruz biz. Arkadaşlar geliyorlar mağaranın önüne. Yemliha diyor ki, ben arkadaşlarıma durumu izah edeyim, ondan sonra siz girin. Hepiniz beraber girersek korkabilirler. Yemliha içeri giriyor, durumu anlatıyor. Diyor ki, arkadaşlar ne evler ev, ne şehir şehir, ne insanlar insan. Biz tam 309 sene uyumuşuz. Yani bizim buraya girmemizin üzerinden tam 3 asır geçmiş. Durumu izah ediyor ve diyor ki dışarıda bekliyorlar, bizi görmek istiyorlar. Onlar aralarında konuşuyorlar, kararlaştırıyorlar. Diyorlar ki, Rabbim eğer bizi bugüne ulaştırdıysa o bizim için en iyisini tayin edendir. Biz dua edelim, yine Rabbim ne dilerse olur. Orada dua ediyorlar ve mağarada kaybolup gidiyorlar köpekleriyle birlikte. Arkadaşlar, işin özü bu. İşte hani henüz gelip görmeyenler için söylüyorum. Sizin gelip görmediğiniz çok önemli bir değerimiz hemen şurada ilçemiz Afşin'de sizleri bekliyor. Ben Kur'an-ı Kerim'den biraz bahsedeyim. Kehf suresinde 9 ve 25. ayetler arasında 9. ayetle başlıyor aslında işin hikayesi. اَمْ حَسِبْتَ اَنَّا اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ اَيَاتِنَا اَجَبًا diye başlayan ayetin devamında. Yoksa sen ashab-ı kehfi ve rakibi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın ey Resulü? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu içimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. Bakın bu tartışılmaz hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler arkadaşlar. Yorum yok. Sonra iki gruptan